Kıymetli izleyenler merhaba. Av Televizyonu'na hoş geldiniz. Bir fıkıh meclisinde yeniden birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın Hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. <laughs> Hocamız Medipol Üniversitesi öğretim üyesi olarak halen fiilen görevde. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Teşekkür benim. ederim. Siz iyisiniz. İyiyiz Afiyet çok şükür. Edersiniz. Teşekkür ederiz. Hamdolsun. Şimdi biz hocamızı bizim nesil tanıyor, kitaplarını okuduk, aile hukuku denince aklımıza Mehmet Akif Aydın hocamız geliyor. <laughs> Hakeza Osmanlı hukuku denince yine hocamız geliyor başta bu konular. Tabii ki bu vesileyle hocamızın Kasım 2023 tarihli şöyle Osmanlı hukukuna giriş bir yayını var. Bunu da tanıtmış olalım. Bugün büyük oranda bu kitabın içeriğinden hareketle programımızı şekillendireceğiz. Ama ben öncesinde hocama şöyle bir soru yönetmek istiyorum eğer izin verirlerse. Hocam sizin bir ilahiyat nosyonunuz da var. İslam hukukuyla zaten çok yakından ilgileniyorsunuz. Sizi bu alana Osmanlı hukukuna, tabi Osmanlı hukuku demek bir anlamda da İslam hukuku demek. Tabii. Çalışmaya yönlendiren, sevk eden Saik ne oldu ya da nerede başladı bu hikaye? Şimdi ben doğru ilk önce ilahiyat fakültesine başladım. Hı hı. İlahiyat fakültesinde çeşitli ilmi disiplinler üzerinde çalışırken yani öğrenci olarak en fazla benim fıkıh ilgimi çekmişti. Evet. Sonra kaderin sevkiyle ben liseyi de bitirerek hukuk fakültesine geçtim. Yani ilahiyatı bırakmadım. Onu da beraber götürdüm. Hı. İkisini de bitirdikten sonra e, askerliği mütakiben e, hukuk fakültesinde doktora yapmak istedim hukuk tarihi alanında. Hı hı. Sonra hukuk fakültesinde yapamadım da İslam Tetkikleri Enstitüsü var edebiyat fakültesinde. E, orada bir kadroya atandım. Edebiyat fakültesinin tarih bölümünde yaptım. Böylece hı. hukuk tarihi zaten. Iki alanı birleştiren bir hem tarih formasyonu hem hukuk formasyonu birleştiren bir disiplin hı hı. orada son dönem Osmanlı aile hukuku üzerinde çalıştım ki Osmanlı aile hukuku zaten İslam aile hukukunun Osmanlı dönemi uygulaması anlamına gelmektedir evet. 1917 tarihli bir aile kanunu çıkarılmıştı öncesi kanun kanun sonrası benim doktora konumu oluşturduğu için bu alanla hukuk tarihine girmiş oldum sonra da Marmara Hukuk Fakültesi'ne Hukuk Tarihi kürsüsüne atandım. Hı hı. Ve hukuk tarihinin daha çok ilgilendiğim alanlarda devam ettim yani işte hukuk tarihi deyince hukukun geçmişinin hemen her alanıyla belli ölçüde ilgilenmek gerekiyor. Mecelle ile ilgilendim, genel olarak İslam hukuku ile ilgilendim, aile hukuku ile ilgilendim. Evet. Osmanlı tarihi boyunca bunun ortaya koyduğu gelişmeleri incelemeye çalıştım. Bu yaşa kadar evet, ilgilendiğim alan Son yıllarda bu. bildiğimiz kadarıyla şeriye sicilleriyle ilgileniyorsunuz. Öyle bir imkan doğdu. Ben e, İslam Araştırma Aralıkları Merkezi Başkanlığı da yaptım. 10 yıldan biraz evet. fazla. O sırada Üsküdar Kaymakamı merhum e, Mehmet Çakır Bey'in teşvikiyle Üsküdar sicillerini yayınlamaya başladık. Fakat hı hı. sonra bu proje büyüdü. Bütün İstanbul sicillerini, e, 40 ciltini İslam ve İstanbul Ajansı yani 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı'nın katkılarıyla hı hı. 60 cilti de Medipol Üniversitesi ve İstanbul Belediyesi Kültür Anonim Şirketi'nin katkılarıyla tamamladık. 100 cilti yayınlamış bulunuyoruz. Maşallah. Hepsini de internete koyduk. Herkes rahatlıkla girip okuyabilir, kopyalayabilir. Hukuk tarihi çalışmalarına bir kolaylık ve derinlik kazandırmış oldu. Ondan da mutluyum. Evet. Ne büyük hizmet. Allah İnşallah her iki cihanda da ecrini versin diyelim. İnşallah. Eksik Evet ondan. hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizin biyografinizi konuşmak belki bu programa sığmaz ama biz sizi Eksik bulmuşken konulayım. istifade etmek istiyoruz sizden. özellikle uzmanlık alanınız olan Osmanlı hukukundan. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Osmanlı hukukunun oluşum süreci ana hatlarıyla Nasıl gelişti? Nasıl oldu? Tabii aslında doğru bir noktadan bence başladık. Şöyle ki biz gerek lisede gerek üniversitelerdeki tarih bölümlerinde daha çok Osmanlı Devleti'nin siyasi tarihi üzerinde yoğunlaşırız. Yani nasıl büyüdü, nasıl üç kıtaya yayıldı. Hı hı. Bence bunun kadar önemli, belki bazı bakımlardan bundan daha önemli olanı bu üç kıtada Altı asır ayakta durmasının ve bu üç kıtada çok farklı kültürlere, dine, inançlara, etnik sosyal yapıya, gruplara. etnik yapıya sahip milletleri bir arada tutmasının altındaki sır nedir buna yönelmemiz lazım. Yani Osmanlı Devleti'nin idari ve hukuki yapısı ve 600 hı hı. sene boyunca bu insanları idare etmesi e, uzun ömürlü olmasının altında yatan sırdır. Bence bu tarafı Osmanlı kurumları ve Osmanlı hukuki yapısı, Osmanlı adli yapısı Osmanlı'yı tanımamız bakımından son derece önemli. Evet. Şu bakımdan da önemli. Yani bakınız Osmanlı e, 600 sene yaşadı ama netice itibariyle bütün irili ufaklı devletler gibi birge tarihte sona erdi. Ama evet. sona erdiği zaman geride bıraktığı insanları kültürlerini ezmeden, asimile etmeden, inançlarına karışmadan bırakmış oldu. Yani Balkanlar'da şu anda Osmanlı döneminde 400-450 sene yaşamış insanlar, kendi milli dillerini konuşuyorlar, kendi adet kültürlerine sahip olarak devam ediyorlar. Hı hı. Aynı şeyi Arap bölgelerinde de düşünmek mümkün. Yani Osmanlı aslında bugün muhtaç olduğumuz bir hoşgörüyü, müsamahayı e, tatbiki olarak bütün insanlığa göstermiş bir devlettir. Bu bakımdan son derece önemlidir. Birlikte yaşama e, kültürünü, kültürünü ve kültürünü. E, alışkanlığını getirmiş. Düşünün ki hı hı. Osmanlı bu coğrafyalardan ayrıldıktan sonra Balkanlar da huzura kavuşamadı. Orta Doğu da kavuşamadı. Bakın şu anda evet. e, İspanya'dan Yahudiler göç ettiği zaman Osmanlılar onlara Anadolu'yu ve bütün Osmanlı coğrafyasını açtılar. Hatta Hahamlar Avrupa'daki hı. ve İspanya'daki e, dindaşlarına buralardan haber gönderdiler. Buraya gelin diye. Hı hı. Yavuz Selim ve e, özellikle ikinci Beyazıt ve onun devam eden süreçte. Ve e, zannediyorum ki tarihlerinde en mutlu dönemi Osmanlı idaresi altında yaşadılar. Evet. Şimdi bu e, insanların, bir zamanlar kendi yaşadıkları topraklarda asırlardır var olan Filistinlilere yaptık olduğu yapmış oldukları muameleyi izliyoruz. i̇zliyoruz yani bu Osmanlı'nın tatbikatı idare biçimiyle şu anda İsrail'in Filistinlere yaptığı idare biçimi tatbikatı arasında dağlar kadar fark var. Doğru. Bu bakımdan Osmanlı'nın bence kültürü mirası bugün her zamankinden daha kıymetli olarak insanlığın önünde duruyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Söylediklerinizi biraz ihtisar ederek e, izleyicilerimize aktarmak istiyorum yanlış anlaşılmadıysam. Osmanlı'nın bu anlattığınız meziyetlerinin aslında arkasında sadece siyasi ya da askeri başarısı yok. Bunları kanalize eden ya da bunları doğru bir şekilde pratiğe dönüştüren, uygulayan bir hukuk sistemine evet, sahip evet. olması e, demek istedi hocamız. Peki hocam yani Osmanlı hukukunun Tabii ki çok geniş bir e, hukuki yapısı var. Genel yapısıyla devam edelim mi? Yani çünkü onun fıkıhla da ilişkisi Kesinlikle. var. Kesinlikle. Şimdi tabii şu var. E, aslında çok ilginçtir. Osmanlı Anadolu Beylikleri içerisinde en küçük beylikti kuruluş anı itibariyle. Evet. Yani Anadolu Beyliklerini bakan bir insan o tarihte herhalde bu beylikler içerisinde. Hiç büyümeyecek bir beylik varsa Kayı boyunun yerleştiği Osmanlı Beyliği demiştir. Hı hı. Fakat enteresandır bu beylik birçok sebepler altında çok güçlendi. Ve bu büyürken de hemen başlangıçtan itibaren İslam hukuku zemininde bir hukuk oluşturmaya çalıştı. Hı hı. Zaten Müslümanlığı kabul eden diğer devletler gibi... Selçuk Büyük Selçuklu devleti onu takip eden İslam Osmanlı devleti de zemininde İslam hukuku olan bir hukuki zemin üzerinde oturmuşlardır. Hı hı. Yani devletin kuruluşuyla birlikte aslında daha önce oluşumunu tamamlamış olan İslam hukuku ve Büyük Selçuklu devletinde Anadolu Selçuklu devletinde uygulanmış olan İslam hukukunu hazır olarak buldular. Mesela ilk tayin edilen kadı Dursun Fakih'tir. Ee, <laughs> Osman Gazi'nin bacanağıdır. Hı hı. İlk tayin, tayin edilen, ilk kurulan medrese İznik Medresesidir. Oraya ilk tayin edilen müderris dönemin önemli bir ilim adamı Davudu Kayseridir. Her ikisi de e, Osmanlı öncesinde medreselerde İslam ilimleri ve özellikle hukuk tahsil etmiş kimselerdir. Evet. Yani o zemin üzerine bu anlamda biraz avantajlı kesinlikle bir avantajı. Oldu, bir de şöyle bir avantajı oldu. Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında önemli ölçüde devlette görev almış olan e, vezirler ilmiye kökenlidir. Yani medresede müderris olanlar. Müderris demek önemli ölçüde İslam fıkhını, hukukunu öğreten kimse demektir. Evet. Yani mesela ilk kazasker Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'dır. Onun oğlu o da ilmiye kökenli. iki tane oğlu var. Çandarlızade Ali Paşa ve İbrahim Paşa. Bunlar da sonra vezir olarak görev yapmışlardır. Hı. Onların üçüncü nesli Fatih döneminin veziri azamı Çandarlızade Halil Paşa o da ilmiye kökenlidir. Da ilmiye. Onun dışında da başka ilmiye kökenli Ölmekleri insanlar var. Onu, evet. Bunlar devletin kuruluş aşamasında devletin idari hukuki yapısını çok büyük bir tecrübe ve birikimle kurdular ve evet. İslam hukuku zemininin sağlam temellere oturtmasına gayret ettiler. Evet, aklıma şey geldi. Ben teşbihte yanlış mı yaparım bilmiyorum ama ben yanlış olursa düzeltirsiniz hocam da müdahale eder. Şimdi Hazreti Ömer bizim İslam hukuk tarihi yani fıkıh tarihi açısından önemli bir dönüm noktası yani. çünkü belki kurumsal devlet yapısında kurumsal yapıların ilk örneklerini onun döneminde görüyoruz. Evet, doğru. Onun bu başarısında etrafında hatta bir süre Medine dışına çıkmayı yasakladığı Yasaklanan. bir grup ilmiye sınıfı var. Var. Sanki Osmanlı'nın kuruluş döneminde de böyle bir sizin bahsettiğiniz bu isimlerin kuruluş aşamasında görev alması ve bunların ilmiye kökenli olmasının böyle bir etkisi söz olarak. Şöyle olabilir. de bir yapı var İslam tarihinde. İslam tarihinde bugünkü gibi devletlerin sınırları kesin hudutlarla tespit edilmiş olmadığından hı, hı. Bütün İslam coğrafyasında bir ilmi geçişlilik var. Yani mesela bir medreseye giren bir öğrenci eğer fıkıhta ilerlemek istemiyor, istiyorsa, mesela Türkistan bölgesinde eğitim görmüş de Bağdat'ta daha büyük bir hocanın ismini duymuşsa, o günkü şartlar içerisinde rahatlıkla Bağdat'a gelmekte hı hı. ve vakıf kurumları sayesinde medrese sistemi Gerek tedris bakımından gerekse imk yurt imkanı bakımından geniş imkanlar sunduğundan hı hı. talebelerin İslam coğrafyasında kolay bir geçişi var. Yani bugün Erasmus programı üniversite arasında geçişi sağlıyor. Evet. Aslında İslam dünyasında talebeler arasında gerçekten bir geçiş var. Şimdi büyük ilim adamlarının biyografilerine baktığımızda tedris hayatının, öğrenim hayatının bir kısmını Irak'ta, bir kısmını Kahire'de, bir kısmını Medine'de, bir başka kısmını mesela Semerkant'ta geçirdiğini evet. rahatlıkla görebiliriz. Ya da Endülüs'te. Veya evet. Endülüs'te. Evet. Bu tarabiler arasında olduğu gibi hocalar arasında da böyle bir Hoca mübadelesi çok meşhurdur. Mesela Hanefi fıkhının en büyüklerinden fakihlerinin birisi Kasani'dir. Ve daha isimli meşhur eseri evet. malum evet. Murat Bey çok <laughs> meşhur. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bir müddet bulunmuştur. Yani Türkistan coğrafyasından kalkmış rahatlıkla Anadolu'ya gelmiştir. Bu bakımda hakikaten ilimde büyük geçişlik var. Bu sayede Osmanlı yönetimi kurulmasının hemen akabinde bir istikbali vaat ettiğinden ve bütün İslam coğrafyasında da açık olduğundan çok ciddi ilim adamları Osmanlı'nın efendim Davudu Kayseri'yi söyledim, hı hı. Efendim Şeyh Bedrettin söylenebilir, Molla Hüsrev, Molla Gürani evet. hep bunlar Osmanlı coğrafyası dışında e, tahsillerini tamamlamış ama birikimlerini Osmanlı coğrafyasına Osmanlı aktarmış Bu da bir avantaj olarak Osmanlı hukuk tarihi açısından karşımızda evet. duruyor. Peki hocam şimdi Osmanlı hukukunun genel yapısına baktığımızda şer'i örfi hukuk, Ayrımı diye bir kategori var. Bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi şöyle, Osmanlı ve Osmanlı öncesi... ...Türk devletleri... Hı hı. ...ta Hunlardan itibaren bizim bildiğimiz... ...merkezi çok büyük devlet... ...kurmuşlardır. Bu devlet kurmanı mesela Hunlar... ...onu ben Göktürkler... ...İslam sonrasında mesela... ...Selçuklular, Selçuklu. Selçuklu döneminde... ...mesela Gazneliler... ...ondan sonra... ...Özbek Hanlı, Osmanlılar... ...bunlar tarihin derinliklerinden itibaren büyük bir yönetim becerisini ve birikimini getirmişlerdir Osmanlı Devleti'ne. Dolayısıyla Osmanlı yöneticileri İslam hukukunu bir taraftan uygularken bu hukukun ayrıntılı olarak düzenlemediği veya düzenleme noktasında siyasi otoriteye, hükümdarlara alan açtığı kısımlarda İslam hukukunun amir hükümlerine, genel prensiplerine ters düşmeden düzenleme yapma imkanı bulmuşlardır. İslam hı hı. hukuku da buna müsait bir yapıya sahiptir. Evet. İşte biraz önce söylediğim vezirlerin mevcudiyeti, İslam Osmanlı hukuku ile Osmanlı yönetiminin ortaya koyduğu efendim idari yapı, vergiler, divan teşkilatları gibi, muhtelif mahkemelerin yapısı gibi alanlarda bu tecrübeyi Osmanlıya taşımışlardır. Bunu yaparken de hakim de, hukuk olan o, İslam hukukuyla ters düşmemeye özen göstermişlerdir. Evet. Bunu nerede görüyoruz en çok? Kanunnamelerde görüyoruz. Kanunnamelerde ince bir kanun işçiliğini görüyoruz. Yani çok de, dikkatli Takik bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bu e, inceliği fark etmeyenler Osmanlı'nın İslam hukukunu bazı alanlarda uygulamadığını düşündüler. Halbuki çok hassas bir kanun yazıcılığı, İnce söz konusu. bir işçilik var orada. İnce bir işçilik var. E, Bunu da bizim ilk dönemde ilmiye mensuplarının Osmanlı devletinin kuruluşuna ve Osmanlı hukukunun e, yerleşmesine verdikleri emekle, gayretle, katkıyla izah edebiliriz. Tabii bu 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 şöyle de anlaşılabilir değil mi e, muhterem hocam? Yani e, yaptığım okumalar neticede e, Osmanlı hukuku al önce bir cümle kurdunuz çok önemli bence. İslam hukukunun temel ilkelerine aykırı düşmemeye özen evet. gösterir. Ama olduğu gibi ilk dönemlerinde oluşum sürecinde ortaya çıkmış bir hukuk olduğu gibi alıp da taşımadığı anlamına geliyor. Temel ilkelere, prensiplere e, muhalefet etmeme kaydıyla yine fıkhın kendilerine verdiği özellikle örfi iştihat ya da örfe dayalı e, istihat e, alanını kullanarak geliştirmişler gibi varsayıyoruz. Şimdi mi, onu şöyle abi. yapabiliriz. Zaten Hı? İslam hukuku sosyal hayattaki değişikliklere belli ölçüde adapte olma imkanına sahip bir hukuk sistemidir. Evet, yapısal özelliği Yapısal yok. olarak böyledir. Hı. Bu yüzden de mesela mezhepler arasında görüş farklılıkları vardır. Bu görüş farklılıklarının bir kısmı metodolojik kaynaklardan, kaynaklanır. bir kısmı bu mezheplerin ortaya çıktığı coğrafyada mevcut hukuki birikimle ilgilidir. Hı -hı. İslam hukuku bu elastikiyeti göstermese, o, bu hayata uymaz. Evet. Ama Osmanlılar, örfi hukuk olarak daha çok İslam hukukunun ayrıntılı olarak düzenlemediği alanlarda öncelikli olarak e, kanun koymuşlardır. Fatih döneminde de bu kanunlar, bu defa bir derleme faaliyetiyle kanunnameler ortaya çıkmıştır. Bunlar esas itibariyle üç alandadır. Bir arazi hukuku alanındadır, hı hı. toprak hukuku alanındadır. Bu alanda geniş bir imkan vardır. Yani onu da açabiliriz isterseniz. İkincisi vergi hukuku alanındadır. Çünkü bir takım dini vergiler vardır. Cizye Tabii. gibi, haraç gibi, öşür gibi, zekat gibi. Hı hı. Ama onun dışında e, vergi konması da imkan dahilindedir. Osmanlılar bu alanda kullanmışlardır. Bir de malum ceza hukukunda siyasi otoriteye bırakılan geniş bir alan vardır. Tazir suç ve cezaları dediğimiz... Bunu zaten ya kadılar doldurur bu alanı ya da siyasi otorite doldurur. Osmanlı kanunnamelerinde bu alanda çok birçok düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Hı -hı. Zaman zaman dönemin ihtiyaçları ışığında da İslam hukukunun birikimini farklı yor, yönde yorumlarla zenginleştirmişlerdir. Evet. Şimdi hocam bu örfü hukuku biraz açacağım ama belki Murat hocam var mı sizin eklemek istediğiniz? sağ Ben birkaç hocam dinlendirmek için birkaç şey söylemiş hı hı. olayım. Tabi İslam hukuku açısından İslam hukuk tarihi açısından baktığımızda benim şöyle bir naçizane tespitim var. Günümüzden geriye doğru baktığımızda. Günümüzde yapılan İslam hukuk tarihiyle ilgili çalışmalarda özellikle işte Mısır merkezli olan veya bizde de bunu takip eden çalışmalar ve batıda yapılan çalışmalarda e, sanki Selçuklu ve Osmanlı dönemini İslam hukukunun parçası değilmiş gibi gösteren bir e, algı var ve şöyle oluyor. işte İslam hukuku Peygamberimiz sallallahu ve zamanında ortaya çıkıyor. İşte e, sonra Mekke, Medine işte dönemleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, orada hukuki durumlar özellikle Medine döneminde ortaya çıkıyor. E, daha sonra sahabe tabi'in, etbe tabi'in ve mezheplerin kuruluşu dönemine geliniyor altın çağını yaşıyor. Daha sonra yani Hicri 4. asır, yani binlerde tarih miladi binlerde böyle bir e, kitapların anlattığı bize onu söylüyorum. Sanki gerçek İslam hukuku değil de başka bir şeyler olmuş. Selçuklu, Osmanlı ve benzeri e, şeylerde sanki bir şey olmuş gibi bir e, anlatı oluyor ve Mecelle'den sonra yeni bir yeniden bir canlanma olduğu söyleniyor. Şimdi burada Görülmeyen kısım bizim tespitimize göre Selçuklu Selçuklu çok bilinemiyor hukuki argümanları, ilmi kısmı biliniyor ama özellikle Osmanlı dönemindeki bu hukuki işte hocamın bahsettiği kurumlar var, bir takım kavramlar üretiliyor, yeni hukukta yeni kavramlar var ve ayrıca ilkesel anlamda da Osmanlı kuram an anlamında da önemli bir hukuki bir dualite yapıyor. O hocamın anlattığı bir zıtlık değil birbirle çelişmeyen örfi şerii mekanizması çok hukuk tarihi açısından büyük bir buluştur. İslam hukuk tarihi açısından fevkalade önemli bir uygulamadır. Hocamın da bahsettiği üzere. Dolayısıyla bu alan benim önerime göre İslam hukukunun yetkin uygulama alanı. Yani İslam hukuku dediğimiz şey tabii ki bir süreç yaşadı doğdu ortaya çıktı fıkıh dediğimiz bu bilim dalı kurumlarını oluşturdu, kavramlarını oluşturdu. Temsilcileri var, mezhepler, ekoller birçok şey oluştu ama bu 600 yıl sonra yani İslam'ın doğuşunun 600 yılından sonra Osmanlılar eliyle dünyanın büyük bir kısmında hukuk düzenini sağlayan bir önemli bir işlev gördü ve burada tabii dikkat çeken önemli şeyler var. Hocam ona işaret etti. Cengiz Han yasalarına atıf var eserlerde o dönemde Tursun Bey'di galiba değil mi? Onun etrafında evet. dediniz hocam. Bu atıflar aslında bir tecrübeyi de gösteriyor. Zaten cümleye hocamın başladığı gibi başlamak lazım. Aslında Türk tarihi açısından bakıldığında Hunlardan itibaren bu tecrübeyi bir önce bir vaz etmek koymak lazım. O çok önemli bir başlangıç hocam dedi. Yani önce bir tarihsel tecrübe bağlamında sonra İslam hukukunun dahil olduğu zamandan sonraki ve yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hun devleti de büyük bir devlet ama Osmanlı ile kıyaslandığında Osmanlı'nın dünya tarihinde en önemli, en parlak devletlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hatasıyla sevabıyla bu yüceltmek anlamında değil. Hukuk düzeni anlamında, buluşları anlamında. Dolayısıyla burada dönemlendirme de günümüzde hukuk tarihi dönemlendirmesinde görmezden gelinen, bilerek veya bilmeyerek atlanan bir 600 yıllık yani İslam hukuk tarihi 1200 yıllık mezhepler kuruluşundan sonra başlarsak 1200 yıllık tarihin 600 yıllık dönemini dünya tarihinde yetkin bir şekilde uygulayan bir hukuktan bahsediyoruz. Sadece şunu da işaret ederek bitireyim. Bu hukuk şeyinde Osmanlı birkaç tane önemli şey yapmış. Bir, hocamın bahsettiği kanunnameler. iki şeriye sicilleri. Üç, fetvalar. Şimdi i̇şte bunlar Osmanlı devlet genelinde Türk diliyle yazılmıştır. Şeriye sicilleri Türkçedir. E, fetvalar, Türkçedir. Aslında fetva İslam hukukunun bilim dili Arapçadır, Arap dilidir hı hı. ama Osmanlı bunu öyle bir e, formülasyonla yaptı ki dil olarak da Türkçe bir İslam hukuk dili var etti. İşte o Ömer Nesoy bilmemenin tıfkıya kamusunda bunu biz Türkçe olarak görüyoruz. Yani bize ulaşan Mecelle şeyinde görüyoruz. Bunu yaptı ve fetvalarla, şeriye sicilleriyle ve kanunnamelerle bu İslam hukukunu bir üst ee, Seviyeye taşıdı ve 600 yıl bunu e, uyguladı. Bunun e, fıkıh meclisi için söylüyorum fıkıh, fıkıh tarihinde yani çok az biliniyor. İşte hocamın yaptığı çok değerli çalışmalarla seri esicileri olsun veya hocamın kendi gayretiyle yazmış olduğu eserlerde biz Osmanlı müesseselerini biliyoruz. Yoksa daha çok siyasi tarihini Osmanlı'nın yakın zamana kadar biliyorduk ama yavaş yavaş bunları da kurumlarını da öğrenmeye Adliye kurumunu öğreniyoruz hukuki yapısını öğreniyoruz. İşte örfi hukuk, şer'i hukuk, mahkeme ayrımlarını öğreniyoruz. Bunları yavaş yavaş deninleşmeye başladık inşallah. Evet Öğrenme. aslında çok güzel bir yere geldik. Ben hocamın bu konudaki değerlendirmelerini doğrusu merak ediyorum. Şimdi malum bir kısmı Batı menşeli, bir kısmı Mısır, o Dari Beylerin son dönemlerde yazdığı fıkıh tarihi, İslam hukuk tarihi kitaplarında Osmanlı'ya denk gelen bölümü duraklama, gerileme gibi <laughs> fıkıh tarihi açısından bir tasnife tabi tutuluyor. Tabii ki bu doğru değil ama bunun bu şekilde değerlendirilmesi, yani bu söylemde ya da bu iddiada ya da bu tasnifte bulunanların bunu bilmiyor olmasından mıdır ya da Bilmeler için ne yapmak gerekir, nasıl çalışmak gerekir? <laughs> Şimdi bir şunu ilave edeyim Murat Bey'in söylediğine. Hı hı. Müsaadenizle oradan başlayayım. Aslında Osmanlı öncesi bizim Türkistan dediğimiz, Arapların mavera ön Nehir dediği bizim Ata yurdumuz olan bölge... ...Hanefi İslam hukukunun gelişim tarihinde önemli bir yer tutuyor. Kesinlikle. Orada da 10. 11. 12. asırlarda çok ciddi bir ilmi faaliyet var. Yani bugün Hanefi fıkhının bütün Hı. demeyeyim ama meşhur kaynakların önemli bir kısmı Mavera Önehir'de yazılmıştır. Evet. Yani gerçekten <laughs> hidayeler falan. E, tabii mesela Mergini'nin Hidayesi, Kesani'nin Bedaiyesi, Beda Maturidi'nin Ma 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 Serasi orada Maturidi Ma Ma kelamcı bilinir ama tefsir tefsirinde çok önemli fıkhi yorumlar vardır. Hı. Yani Dolayısıyla çok zengin bir materyal vardır. O zenginlik yavaş yavaş Anadolu'ya taşınmıştır. Şimdi böylece Selçuklu ve Osmanlı dönemi aslında istikrarlı bir hukuk uygulama dönemidir. Bu dönem Batıda sanayi inkılabına kadar 1800 yıllara kadar problemsiz gelmiştir denebilir. Yani kısmen yorum zenginlikleri eklenmiştir buna, bazı değişiklikler kısmen olmuştur. Doğru ama İslam hukukunun ana yapısı fazla örselenmeden gelişerek gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerde geçirdiği sarsıntı batıda önemli bir iktisadi ticari hayatın gelişmesine paralel meydana gelen hukuk hareketlerinin ve bunun Osmanlı'ya yansımasının getirdiği bir durumdur. Şöyle ki aslında bu dönemde uzun Osmanlı asırlarında Batı'da hukuk çok dağınıktır. Yani mesela Fransa'da, Almanya'da, bugünkü İtalya'da bir böl bazı bölgelerde Roma hukuku hakimdir. Hukukun belki belli alanlarda kilise hukuku hakimdir. Belli alanlarda örf ve adet hukuku hakimdir. Bunu umuyetle toparlayamadılar. Hı, hı Tanzim şeyden sanayi inkılabından sonra Batı'da bu alanda bir derlenme toparlanma mecburiyeti ortaya çıktı ve 1800'lü yıllardan itibaren kanunlaştırmalar başladı. İlk önce de de en büyük olarak Fransa'da başladı. Bu hareket tabiatıyla sanayi inkılabı sosyal yapıyı çok derinden etkilemiştir. Sanayi inkılabından, endüstri devriminden önceki hayat köyde, tarımda geçen bir hayattır. Halbuki sanayi inkılabından sonra şehirleşme artmıştır. Fabrikalar üretim merkezleridir. Artık tarla üretim merkezi olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Hı hı. Büyük şehirler ortaya çıkmıştır. Büyük şehirlerin ortaya çıkması hukuki hayatı daha yo yoğun etkilemiştir. Dava sayıları artmıştır, dava sayıları çeşitlenmiştir. Zaman içerisinde bu endüstri devrimi Osmanlı'ya da geçince... Bir de Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu askeri zafiyet batılı devlet karşısında Osmanlı'yı yeni arayışlara itmiştir. Yani Tanzimatla başlayan, biraz öncesinde başlayan arayışlar önce askeri alanda olmuştur. Daha sonra bu hukuk alanına gelmiştir. Hukuk alanında aslında Osmanlı kendisine özgün yeni yorum yapabilirdi. Yani böyle bir birikimi vardı bir takım problemler olmakla birlikte burada iki tane ben önemli problem görüyorum. Bir Osmanlı yöneticileri buna hazırlık değildiler. Yani bu başka bir devletten bir hukuku bütün olarak almanın milletin kültür hayatında, sosyal hayatında meydana getireceği problemleri düşünmediler. O daha kolay geldi. Bir de tabii Batı devletlerinin özellikle Fransa'nın falan büyük baskıları olduğu için Osmanlı tanzimattan sonra hukuk alanında biraz batı yönünde e, yenilikler aramaya veya düzenlemeler yapmaya kendini mecbur hissetti. Hı hı. Bu arayışta batı devletlerinin baskısının da çok önemli hı hı. rolü vardır. Yani şöyle toparlayayım ben, tanzimat sonrası olan gelişmeler iç ihtiyaçların zorlamasıyla olduğundan daha fazla dış, dış dinamiklerin etkisiyle olmuştur. Yani… Mesela bu dönemde üç veya dört tane büyük siyasi belge vardır. Hepsinde harici problemler baskın olmuştur. bir e, Tanzimat fermanı bunların birincisidir. Bu fermanın çıkma öncesinde biz e, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ile çok ciddi bir problem yaşadık. Ve Osmanlı ordusu maalesef Mehmet Ali Paşa orduları karşısında yenildi. Orta Anadolu'ya kadar gelince biz e, bir taraftan Batı'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, bir taraftan Rusya'dan Yardım istemek zorunda kaldık. Hatta Rusya e, Boğaz'a asker gönderdi. Büyükdere'ye as, Rus askerleri çıktı. Bu defa Fransa ve İngiltere'de e, yardım etmeye hazır oldu. Onlar Mehmet Ali Paşa'nın çok da güçlü olmasını istemiyorlar. Bu defa onunla hı hı. uğraşacak. Halbuki Osmanlı biraz zayıflamış. Mesela o ortamda tanzimat fermanı ilan edildi. Hı hı. Sonra ikinci hukuk belgesi ıslahat fermanıdır. Islahat fermanı da Kırım Harbi sonrasında, Kırım Harbi'nin sonuçlarını bir anlaşma zemininde Osmanlı lehine belirlemek üzere imkan ölçüsünde Paris Konferansı topladı. Paris Konferansı'na Türkiye, Batı'nın desteğini almak için Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlerin kamu hukuku alandaki konumlarını kuvvetlendiren bir ferman neşretti. İsaat fermanı tamamen gayrimüslimlerle ilgilidir. Evet. Sonra biz 1876 meşrutiyetin ilanı ve kanun esasının kabulü de bizim Sırbistan ve Rusya ile yaşadığımız büyük problemlerin sonucu ortaya Sonuç. çıkmıştır. Yani bütün bunlar, Cumhuriyet dönemindeki hukuk reformlarında da Lozan'ın gölgesi vardır. Yani o hukukun belli bir değişim gösterme zarureti vardır, ihtiyacı vardır. Bu kabul edilebilir, edilmelidir. Ama... İhtiyaç ışığında olmaktan ziyade veya kendimize özgün yorumlar üretmekten ziyade o günün şartları içerisinde Osmanlı yönetimi bunu kolay bir yol olarak görmüştür veya buna kendisini mecbur hissetmiştir. Evet. Peki başka bir yolu, alternatifi olabilir miydi? Tabii o günü yaşamak lazım ama… Şimdi bakın enteresandır, bu soru da enteresan. Şimdi… Bizim tanzimat sonrasında kabul ettiğimiz ilk kanun ticaret kanunlamayı meyinedir ve Fransa'dan alınmıştır. Bizim e, o sırada e, Batı'nın endüstri devrimine uygun bir pazar pozisyonumuz vardı. Yani Fransa, İngiltere, Mısır'a karşı biraz bize yardım ettiler ama biz mesela ondan önce Balta limanı sözleşmesiyle İngiltere'ye çok ciddi bir pazarımızı açtık. Evet. E, Dış ticaret bakımından... İngiliz Endüstri Devrimi'nin ürünlerinin Osmanlı Devleti'ne rahatça girmesi ve Osmanlı Devleti içerisinde bölgeler arası ticaret yapma imkanlarını sağladık. E, Fransa da bu zaman içerisinde bundan yararlandı ve Fransa Osmanlı tüccarlarıyla kendi tüccarının hukuki ihtilaflarının onların alışık olduğu bir zeminde görülmesi için ticaret kanununun onlardan alınması konusunda ciddi bir baskı yaptı. Hı hı. E, aynı dönemde e, Fransız Medeni Kanunu alınması yönünde de çok büyük baskılar oldu. Hatta e, Sadrazam Ali Paşa Girit'ten Sultan Abdülaziz'e gönderdiği bir layihada e, Fransa Medeni Kanunu'nun Kod Sivil'in Mısır örneğinde olduğu gibi karma davalar için hiç değilse kullanılmak üzere tercümesini e, teklif ediyor. Aynı dönemde Fransızlar Almanya'ya da kendi medeni kanunlarını ihraç etmek istediler. Hı. Aynı problem orada da söz konusu oldu. Alman hukukçularından von Savigny mesela hukuk tarihince çok önemli bir isim. Fransa'nın bu baskılarına direnç gösterdi ve onu ama Fransız medeni kanunu almayalım diye değil de e, kanunlar nasıl hazırlanmalı diye bir tez ortaya kattı. Hukuk tarihi bu problemle başlamıştır. Savigny'e göre Kanunlar masa başında yazılmaz diyor. Hukukun oluşmasının üç merhalesi vardır. Bir, birinci merhale örf ve adet halinde milletin kendinde yavaşça oluşmasıdır diyor. İkinci merhale millette oluş oluşan örf ve adetlerin hukukçular ve bilim adamları tarafından toplanması, terimlerinin kavramlarının yerleştirilmesi. Üçüncü de bunlara dayanarak kanunların yapılmasıdır. Almanya için henüz ikinci safhaya anca geldik. Şimdi biz masa masa başında kanunu yaparsak bunu yanlış yapmış oluruz diye. Savigny bunu niye söylüyor? Fransız medeni kanunu almayalım diye. Çünkü bazı Alman hukukçular Fransız medeni kanunu hazır önümüzde duruyor. Onu alalım görüşünde idiler. Fakat Savigny'nin görüşü ağır bastı. Almanlar mı Fransız medeni kanunu almadılar. 1900 1800 yılların sonunda kısaca BGB denilen Alman Medeni Kanunu yaptılar. Bakın onlar zora talip oldular. Kara Avrupasının en başarılı kanunlarından birisi Alman Medeni Kanundur. Şimdi onlar da değiştiler ama Almanların böyle bir özelliği var. Yani kolaya talip olmadılar, zora talip oldular, orijinale talip oldular. Bu yüzden bir Alman hukuku ortaya çıktı ve biz Tanzimat sonrasında belki bu konuda. Ceydet Paşa'nın izlediği yolu takip etseydik bence çok daha doğru olanı yapardık. Yani hukukta şöyle bir şey var. Yapmış olduğunuz kanunların toplumun ihtiyacını gidermesi lazım. Evet. Dini de olsa, la dini de olsa eğer o ihtiya cevap vermiyorsa problem çıkar. Ama kanunların sosyal yapıya ve milletin sahip olduğu kültüre dayanması lazım. Her hukuk sisteminin arkasında bir felsefe, bir dünya görüşü vardır. Bu felsefeyi, dünya görüşünü ihmal ederseniz bu defa kanunların Uyumsuzluk. toplumda uygulama imkanı daralır. Bu yüzden bizim tanzimattan sonra 200 yılı bulan neredeyse hukuk hayatımız problemlerden hiçbir zaman kurtulmadı. Bugün hukukçuları bu problemi tartışmayı pek istemiyorlar. Ama aslında... O zaman e, hani askerlerin bir kuralı vardı stratejide yapılan hata taktik hareketlerle düzelemez diye. Evet. Yani orada stratejide yapılan hata 200 sene içerisinde bizim hukuk hayatında problemler yaşamamızın arkasındaki sebep oluyor. Evet düzeltilmesi için yeni bir stratejiye ihtiyaç var herhalde evet, doğru. <laughs> askeri bakış açısına göre. Hocam vakit çok hızlı ilerledi 2 dakikamız var bu program için ama sizi bir program daha konuk edeceğimiz için biraz rahatız bu iki dakika e, süre içerisinde e, söylediğimiz konularla ilgili söylemek istediğiniz toparlamak istediğiniz bir şey varsa sizin veya Murat Hocamın bitirelim Murat bir Hocama bir şey. e, yani şöyle e, Osmanlı hukuku Osmanlı devletinde farklı toplumların bir arada bulun yaşamalarının çok ciddi bir anahtarıdır öyle hı hı. ki e, mesela Osmanlılar gayrimüslimlere Aile hukuku alanında onu belki ikinci şeyde biraz hı hı, açabiliriz. Açalım. Aile hukuku alanında kendi mahkemelerine ve kendi hukuklarına alan açmıştır. Yani aile hukuku dini yönü ağır olan bir hukuktur. Ağır basan bir alandır. Hı hı. Yahudilere ve Hristiyanlara şu imkanı getirmiştir. Dilerse Hristiyanlar ve Yahudiler aile hukuku problemlerini kendi dini mahkemelerinde buna genel olarak cemaat mahkemeleri denir. Kilisenin ve haham başlığının kontrolünde olan isterse orada kendi hukuklarına göre çözme imkanı tanımıştır. Dilerse Osmanlı mahkemelerine gelme kapısını açık bırakmıştır. Osmanlı mahkemelerine geldikleri zamanla ona İslam ve Osmanlı hukuku uygulanmaktadır. Bakın 600 senelik Osmanlı tarihinin aile hukuku bakımından iki senesi hariç hemen tamamında bu uygulanmıştır. Fakat bu uygulama sırasında çok ciddi anlamda gayrimüslimler Osmanlı mahkemelerini tercih etmişlerdir. Daha adil buldular. Yani onun <laughs> üzerinde biraz konuşmak lazım. Biz Onu 100 tane 100 mahkeme kadılar defterlerini neşrettik. İnternette internette kadı sicilleri diye girirse girerseniz oradaki gayrimüslim unsurların Hristiyan olsun, Yahudi olsun özellikle Hristiyanların Kısmen de Yahudilerin aile hukuku problemlerini Osmanlı mahkemelerine taşıdıklarını ve kendilerine İslam hukukunun uygulanmasına razı olduklarını görürüz. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz hızlıca aktı. İkinci programda inşallah bunları açacağız sizinle. Evet kıymetli izleyenler bir fıkıh meclisinin daha böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz